Merhaba bizim Asya Türk izleyicileri, bir My Doctor programından daha tekrar sizlerleyiz. Ben Eray Ucuzal. Bugün herkesin çok merak ettiği bir konuyu konuşuyor olacağız. Yüz germe işlemleri, yüz germe ameliyatları veya farklı ameliyatsız yöntemler aralarındaki farkları, merak ettiğiniz tüm soruları konunun alanının gerçekten uzmanı bir hocamızla Profesör Doktor Birgül Asuman Sevin'le beraber sizlere cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam hiç bekletmeden öncelikle sizi kısa bir tanımak istiyoruz. Sonrasında da sorularıma başlayayım istiyorum artık. Tamam. Trabzon doğumluyum. Üniversite için Ankara'ya geldim. Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra ihtisasımı Numune Hastanesi'nde yaptım. Ankara Numune Hastanesi'nde. 99 yılında plastik cerrahi uzmanı oldum. 2008'de doçent, 2016 yılında da profesör oldum. Konudu. Süper hocam. Evliyim. Bir nefeste. İki tane de çocuğum var. Ne kadar mutlu hocam. Hocam hiç bekletmeden hemen sorularıma başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla soracağım soru var. İnsanları da beklemek istemiyorum tabii ben. Ki. Yüz germe ameliyatları diyoruz. Neyi amaçlıyoruz burada biz? Şimdi yaş almakla diyelim. Yaşlanma kelimesini sevmiyorum çünkü ben. Yüz derisi yerinden aşağı doğru iniyor. Yer çekiminin etkisiyle diyelim, güneş hasarıyla diyelim, kilo alıp vermelerle diyelim. Hep yer çekimi yüz derisini aşağıya çekiyor. Dolayısıyla bunu düzeltmek amacımız. Yani eski yerine yeniden asmak. Asıl amacımız aslında yer çekiminin ve yaşlanmanın, yaş almanın oluşturduğu deformasyonu tekrar geriye almak. Evet. Amacımız bu. Peki bu işlem ne zaman yapılmalı? Doğru zaman nedir bunun için? Evet. Genelde 50 yaş sonrasını, 50 yaş ve sonrasını tercih ediyoruz yüz germe ameliyatı için. Hastanın ek bir hastalığının olmamasını, varsa tansiyonunun kontrol altında olmasını istiyoruz. Yine aynı dönemde göz kapağı ameliyatları ve yağ enjeksiyonları da yapabiliyoruz hastalara. Tek ameliyat, tek işlem sırasında tabii, bunları komplike olarak ihtiyaca göre. Tüm yüz germe şeklinde yaparsak eğer neye ihtiyaç varsa onu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki nasıl yapıyoruz hocam bu ameliyatları? İnsanların en çok merak ettiği husus evet, bu. Evet. Şimdi hastayı aldıktan sonra öncelikle yağ enjeksiyonlarıyla başlıyoruz biz tüm yüz germe ameliyatına. Yüzün her tarafına yağ enjeksiyonu yapabilirsiniz. Göz kapakları dahil, burun kenarından işte aşağı inen çizgilere, alnına. Çünkü yağ enjeksiyonu cildi yeniliyor ve daha parlak, daha sağlıklı bir cilt, daha dolgun bir cilt oluşturuyor. Şimdi artık çok gergin yüzler değil, aynı zamanda dolgun yüzler de kişiyi genç gösteriyor. Böyle başlıyoruz. Yine alın derisinde kırışıklık ya da sarkma varsa alın germe ameliyatı buna eklenebiliyor. Daha sonra göz kapağı ameliyatlarını yapıyoruz hastaya. En son kulak önünden başlayıp arkasına doğru dönüp saçlı deriye doğru bir kesi yapıyoruz. Yüz ve boyun derisini tamamen kaldırıyoruz belli yerlere kadar. Ve bunu çekip yukarı ve geriye doğru çekip fazla deriyi kesiyoruz ve yüzü geriyoruz. Gıdaya eğer gerekirse liposakşın uygulaması yapıp ameliyata son veriyoruz. Peki hocam bu ameliyatlara gelmeden önce neler yapılmalı ya da neler yapılmamalı? Bu raddeye gelmemek için belki bakımlar nelere dikkat edilmeli? Evet, ben hep üç temel şeyi söylüyorum hastalara. Temiz bir cilt, iyi temizlenmiş bir cilt, iyi nemlendirilmiş bir cilt ve güneş hasarından korunmuş bir cilt. Yani bu üçünü yaparsanız siz alışkanlık haline getirip deri yaşlanmasını geciktiriyorsunuz. Dolayısıyla da yani ne kadar geç yapılırsa bu ameliyat ya da bir takım uygulamalar siz de bunu o kadar ileriye taşıyabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Neler yapmalıyız ameliyattan önce? Bir kere eğer sigara içiyorsak bunu 3 hafta önceden bırakmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Yara iyileşmesi konusunda yüz germede. Yine antioksidan maddeler kullanıyorsa hastalarımız, aspirin kullanıyorsa bunları kesmemiz lazım bir hafta öncesinden. Çünkü bunlar kanama riskini arttıran ilaçlar diyeyim ya da işte besin takviyeleri. Bunun dışında tetkik yaptırıyoruz. Tansiyonu varsa onu kontrol altına almalıyız hastamızın. Çünkü yine bu da ameliyat sonrası dönemde kanamaya neden olabiliyor. Sonra ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz.
Yani öyle diğer söyleyeyim. tüm ameliyat süreçleriyle hemen hemen aynı Aşağı bir yukarı. yol Evet, izleniyor. Bir farklılık aslında çok yok. fazla yok. Sonuçta diğer ameliyatlarda da aynı süreçler takip Tabii ki, ediliyor. tabii ki aynı şekilde. Bu da sonuç olarak bir Bir ameliyat ameliyat. yapılan işlemde bir Evet, bir ameliyat. ameliyat. Peki anestezi süreci nasıl işliyor bu yüz germe ameliyatlarında? Yüz germe ameliyatları genelde derin sedasyon ve lokal anestezi altında. Ya da ben genel anestezi almak istiyorum. Ya da işte buna göz kapağı ekleyeceğiz, boyun liposakşını ekleyeceğiz. Ameliyat süresi çok uzayacak. O zaman genel anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz. Bu da tabii hastanın durumuyla Tabii alakalı ki. değerlendirmesi Tabii ve ki. ameliyat süresiyle Evet, alakalı evet. değerlendirme sonrasında belli oluyor. Aslında eskiden bu yüz germe ameliyatları benim asistanlığım döneminde işte 8 saat sürerdi, daha fazla sürerdi. Ama şimdi teknik değişti birazcık. Hani çok fazla teknik var. Dolayısıyla hani 2,5-3 saatte bitiriyoruz biz bu ameliyatları. Yani çok çok en fazla 5 saate uzuyor, öyle söyleyeyim. O da tabii farklı yapılacak Uygulamalar işlemler işte var göz ise. kapağını yapıyorsanız, işte gıdaya genel liposakşın yapıyorsanız bunların hepsi ameliyat süresini birazcık daha uzatıyor. Peki hocam ameliyat ağrılı bir ameliyat mı? Aslında çok ağrılı bir ameliyat olduğunu söyleyemeyiz. Hastalar daha çok basınç ve gerginlikten şikayetçi oluyorlar. Yine bu morluklar ve şişme hastayı birazcık rahatsız ve huzursuz ediyor. Çok ağrılı bir ameliyat değil yüz germe ameliyatı. Peki hocam ben hemen farklı bir noktaya dönmek Tabii istiyorum. ki. Ameliyatsız yüz germe teknikleri var Var, kullanılan. var. Hastalar artık hani ameliyat sürecini biraz daha uzatalım, ileri tarihlerde, ileri yaşlarda bu uygulamalara girelim düşüncesiyle ameliyatsız yüz germe işlemlerini tercih etmeye yöneldi. Hem anestezi süreci hem ağrı ve sonrasındaki nakavt dönemi açısından daha uygun olarak görüyorlar. Evet. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, ameliyatsız uygulamaların bir kısmı alet yardımlı uygulamalar, bir kısmı da işte hepimizin bildiği dolgu, botoks, mezoterapi gibi uygulamalar. Bunların hepsinin botoksu ve işte dolguyu hadi harici tutalım. Hepsinin temel amacı deri altındaki kolajeni uyarıp yeniden dizilimini sağlayıp deriyi yenilemek ve varsa ince kırışıklıkları düzeltmek, biraz daha elastik bir cilt sağlamak kişiye. Botoks ve dolgunun çok çarpıcı sonuçları var, evet. Ama bunların hepsi geçici. Yani hem alet yardımlı uygulamalar hem dolgu botoksla yüzü değiştirmek geçici. Yani 6 ayda, 1 senede, en fazla 2 senede yine eski halinize dönebiliyorsunuz. Dolayısıyla kalıcı çözüm istiyorsanız eğer mutlaka işte sürenizi ayarlayıp, işinizi ayarlayıp, bir vakit ayırıp ameliyatı tercih etmek hem sizi maddi açıdan daha rahatlatacaktır hem de tek celsede sorunu çözmüş olacaksınız. Peki bu yapılan uygulamalar, dolgu işlemleri, botoks işlemleri, ameliyatsız yüz germe işlemleri Evet. vesaire, bu uygulamalar sonrasında yapılacak olan cerrahi yüz germe işlemlerinde olumsuz bir etken oluşturuyor mu? Olumsuz bir etken oluşturmuyor. Hayır. Yani çünkü cilt kalitesini biraz daha arttırmış oluyorsunuz bu uygulamalarla. Ya da en fazla eski haline geri dönüyor. Dolayısıyla hiçbir olumsuz işlem yaratmaz. Yani çünkü 30'lu yaşlarda hafif Tabii hafif ki. kırışmalarla beraber dolgu botoks işlemlerine, medikal estetik uygulamalarına diyelim hastalar yöneliyorlar. Evet. Sonrasında da korkuları şu oluyor. Acaba ben sonrasında işte yüz germe yaptırdığımda bir problem yaşar mıyım? Veya daha kötü bir hale gelir miyim ilerleyen Evet. süreçte gibi sorularla geliyorlar. Haklısınız. Bunun için sormak istedim size de hazır Teşekkür ederim. Teşekkür yakalamışken. ederim. Peki tekrar dönelim. Yüz germe ameliyatı gerçekleştirdiniz. Sonrasında neler yaşanıyor? Evet, yüz germe ameliyatı bittikten sonra hastayı bir gece hastanede yatırıyoruz. Diren koyuyoruz ameliyat bitiminde ki bir kanama olursa o bizim güvenimizi sağlasın diye. Direnleri ertesi sabah çekiyoruz genel olarak. Pansumanını yeniliyoruz hastanın. Genelde 48 saat sonra biz pansumanı açıp hastanın banyo yapmasına izin veriyoruz. Onun dışında hastanın kendini güneşten koruması çok önemli bu süreçte. Çünkü o morluklar kalıcı lekelere dönüşebilir güneş hasarıyla. Yaklaşık bir hafta boyunca bir ödem oluyor yüzlerinde. Genelde gece bir korse veriyoruz yüzlerine kullanmaları için. İlk bir hafta aslında 24 saat. Birinci haftadan sonra sadece geceleri kullanacakları, 3 haftaya kadar kullanmalarını istediğimiz özel bir korse var.
Onun dışında hastalarımız genelde 15 gün sonra en fazla işlerine dönebilir hale geliyorlar. Dikişleri almıyoruz zaten artık. Hani kalıcı dikişler, daha doğrusu kendiliğinden eriyen dikişler kullanıyoruz ameliyatlar sırasında. Böyle. Peki sonrasında iz kalma vesaire durumu veya bu kesi izlerinin kaybolma süreçleri nedir? Şimdi zaten hani biliyorsunuz siz de kesilen her yerde mutlaka bir iz kalıyor. Fakat biz bunu deri kıvrımlarının içine yerleştirdiğimiz için kulağın önündeki iz çok fazla belli olmuyor. Sadece kulağın arkasından saç deriye uzanan bir kesi izi çok yakından görülebilir. Onu da insanlar saçlarıyla kapatıyorlar. Yani izler çok büyük bir problem olmuyor. Genel olarak görünmeyen Görünmeyen, noktalarda evet. ve çok dikkat çekmeyecek Evet, noktalarda kesiler olduğu için. evet. Peki hocam sonrasında oluşabilecek sorunlar. Yüz germe ameliyatını yaptık. Evet. Hastayı taburcu ettik. Nekrotomi döneminde geçirdi. Evet. Neler, neler olabilir? Olabilir? İşte demin söyledim işte kızarıklık, morluk, şişlik olabilir bunlar. Bunlar hani geçici şeyler zaten. Yüz biliyorsunuz hani sinir bakımından çok zengin bir bölge. Bazen ödem nedeniyle kaşta ve ağız köşelerinde çekilmeler ya da işte kaşı hareket ettirmede ya da ağzı hareket ettirmede güçlükler oluyor. Yine bunlar da hep geçici olaylar. Asıl korktuğumuz şey ameliyat sonrası kanamadır. Eğer kanama görürsek direne rağmen biz hastayı yeniden ameliyathaneye alıp o kanamayı boşaltıp temizleyip yeniden ameliyat etmek durumunda kalıyoruz maalesef. Hani hiç istemediğimiz bir olay olmasına rağmen zaman zaman oluyor. Bunun dışında da yine korkulu bir rüyamız o derinin beslenmemesi, yeni yerine adapte olamaması. Bu da en çok sigara içen hastalarda görülüyor. Yani deri kaybı yüz germe ameliyatındaki en kötü sonuç diyeyim size. Ama hani bunun da tedavisi var çeşitli yollarla. Sekonder de iyileşebiliyor. Ya da biz o ölü deriyi çıkartıp yerine yeniden bir deri yapabiliyoruz. Sonuç olarak riskler bunlar. Yani ama bunların olmaması için uygun teknik, çok fazla germemek, işte hastanın kanama sebebi olacak risklerini azaltmak çok önemli ameliyat öncesinde. Peki tekrarlanabilir bir ameliyat mıdır hocam bu? Yüz germe ameliyatını çok tekrarlamaya ihtiyaç olmuyor açıkçası. Çünkü hasta her zaman eskisinden daha iyi duruma geldiği için hani bir de yaş olarak 50 yaşından sonra yaptığımız için tabii ki tekrarlanabilir. Hiçbir sakıncası yok tekrarlamakta ama bu talep çok fazla değil. Belki minik revizyonlar yapabilirsiniz ama hani birebir aynı ameliyatı yeniden yapmazsınız. Yani ufak dokunuşlarla evet, evet, tekrar sürekli evet, olarak aynı halde evet, kalmasını evet, sağlayabiliyoruz. Evet. Peki sonuç kalıcı zaten bir sonucumuz var. Evet. Geriye dönüş söz konusu oluyor mu? Geriye dönüş dediğim gibi eski haline dönmeyecek şekilde tabii ki yer çekimine karşı koyamıyor deride bir organ sonuçta. Sonuç olarak bir 10 sene sonra 10 sene önceki gibi asla olmayacaktır. Ama hep daha iyi olacak eski halinden. Dolayısıyla da ya bir yağ enjeksiyonuyla ya bir dolguyla yine o deriyi eski yerine getirmek mümkün oluyor. Peki hocam bu ameliyat gerçekleşti, yapıldı. Sonuçlar herhangi bir sıkıntı sorun yaşanmadı sonrasında. Hastaların dikkat etmesi gereken noktalar var mı? Hastalar dediğim ameliyat gibi sonrasında. Ameliyat sonrasında işte nelere dikkat edecekler? Sadece güneşten korumalarını öneriyoruz ilk 3 ay yüzlerini. Onun dışında işte 1 ay spor yapmayacaklar, kan basıncı artmayacak. Yemede, içmede, banyo yapmada hiçbir problemleri yok zaten. Bizim ameliyatlarımızın hiçbirinde öyle problemler yok biliyorsunuz. Onun dışında çok da dikkat etmeleri gereken bir şey yok. Ama tabii cilt bakımlarına gerekli özeni göstermelerini istiyoruz. Yine aynı şekilde iyi bir temizlik, iyi bir nemlendirme. Çok önemli. Yani ameliyat öncesinde korumak için ne yapmak gerekiyorsa ameliyat sonrasında da aynı cilde sahip evet, sonucu evet, olarak evet. Aynı önlemleri korumaları alarak devam edebiliyorlar hayatlarına. Evet. Herhangi bir şekilde olumsuz bir sonuçla karşılaşmıyorlar. Evet, evet. İlk 3 ay süresince karşılaşmadıkları takdirde evet, bu süreçte de dikkat ettiklerinde, uyarıları yerine getirdiklerinde herhangi bir komplikasyon gelişmiyor. Problemsiz bir şekilde
Hayatlarını sürdürüyorlar. Hayatlarını evet. sürdürüyorlar. Çok güzel. Aslında korkulacak kadar böyle insanların gözünde büyüttüğü kadar zor süreçler değil. Belki geçmişte nasıl bir süreç yaşadılar ya da nasıl anlatıldı bilemiyorum. Ama artık çok korkulacak süreçler değil bunlar. Çok zorlu işlemler değil. Aynı fikirdeyim. Ve özellikle de şunu söylemek istiyorum ben buradan. Lütfen aklınıza böyle işte yüz germe ile alakalı probleminiz varsa, yüzünüzde sarkmalar varsa, yaşınız ilerlediyse lütfen uzman bir plastik cerrahla görüşün bu konuyu. Ki size anlatsın neler olduğunu. İnternetten bilgilerle, doldurma bilgilerle veya yanlış bilgilerle kendinizi yönlendirmeyin. Konunun uzmanı ile gidin, görüşün, sizi değerlendirsin, neler gerekiyor. Belki ihtiyacınız yok, farklı çözümlerle toparlanabilecek durumdasınız. Bir uzmana danışın bunu diye de ben buradan ufak bir mesaj vermek istiyorum izleyicilerimize. Peki hocam, son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Şimdi şöyle özetleyeyim tekrar. Genelde sarışın yapıya sahip insanların ciltleri daha çok kırışıyor. İnce çizgiler halinde kırışıyor. Ama esmerler daha çok sarkıyor. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi herkese yapacağımız uygulama o kadar farklı ki birbirinden. Önce bir plastik cerrah görüşü almaları, ondan sonra hani düşünüp taşınıp karar vermeleri, bu ameliyatın artık çok zor bir ameliyat olmadığını bilmeleri, ama yine de tabii ciddi bir ameliyat bu. Ve ciddi bir bütçe ayıracakları bir ameliyat. Karar vermelerini isterim ben. Yani sonuçta çok başarılı ameliyatlar yapılıyor ülkemizde bu konuda. Yüzlerinin genç olmasını istiyorlarsa bence yüz germe ameliyatı her zaman bir numara. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için. Ben teşekkür değerli ediyorum. Sağ olun. Evet, Business Channel Türk izleyicileri, bir My Doctor programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hocamızın da Birgül Asuman Sevin'in de söylediği gibi lütfen aklınızdaki soruları, kendinizle alakalı, cildinizle, vücudunuzla ilgili sorunları lütfen uzmanla görüşün öncelikle. Sonrasında değerlendirin, araştırın ama öncesinde bir doktor görüşü alın. Çünkü internetten veya çevrenizden aldığınız bilgiler sizi yanlış yönlendirecek ve olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. O yüzden lütfen uzmanınızla görüşün, sonrasında araştırmanıza devam edin siz kendiniz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.